Kıbrıs'ta 2,5 yılında geçiş kapılarının açılması ve karşılıklı geçişlerin başlamasından bahsedeceksek, Ahmet Cavit An'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'ye karşı kazandığı davadan da bahsetmeliyiz. Kıbrıslı Türkler ve Rumların iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 1989 yılında kurdukları Bağımsız ve Federal Kıbrıs Hareketi'nin Kıbrıs Türk Koordinatörü Ahmet Cavidan, iki toplumlu çeşitli toplantılara katılmak amacıyla Lefkoşa Ara Bölge'ye ve Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgelere geçişine izin verilmediği gerekçesiyle Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ahmet Cavit An'ın barışçıl gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini savunduğu dava 11 yıl sürmüştü. Araştırmacı yazar Ahmet An ile Türkiye'ye karşı kazandığı bu davayı, barikatların açılması ve şimdi pandemi gerekçesiyle tekrar kapanması hakkında konuştuk. Ve tabii Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan güncel gelişmeler hakkında görüşlerini de aldık. Önce Mayıs ayında, 89 Mayıs'ında, o dönem daha Berlin bölünmüştü. Batı Berlin'de bir çevre örgütü, Alman çevre örgütünün davetiyle orada 10-12 kadar Kıbrıslı Rum ve yine aynı sayıda Kıbrıslı Türk bir araya geldik. Ve bir hafta boyunca Kıbrıslı Türk ve Rumların sorunları nedir? Siyasal sorunlar, kültürel sorunlar, yani iki toplum arasındaki bu Kıbrıs sorunu denen uyuşmazlığın kökleri nedir diye bir tartışma yürüttük. Ve sonunda Bağımsız ve Federal Kıbrıs için temas grubu adında bir örgüt kurmak üzere anlaştık. Ve Lefkoşa'ya geldik. Lefkoşa'da ancak bu Eylül ayında, Eylül 89'da mümkün olabildi. Fakat o dönemlerde herhangi bir şekilde gerek ara bölgeye gerekse güneye geçebilmek için davetiye gerekliydi. Ve ilk toplantılarımızı Almanya'dan gönderilen davet mektubuyla yapmak zorunda kaldık. Ve başvuruyu Dışişleri Bakanlığı'nın azınlıklar şubesine yapıyorduk. Ve toplantının olmasından bir gün önce ancak son saat 2-3 sıralarında, mesai saat 4'te biter, o vakit bize duyuruluyordu izin var veya yok diye. İlk tabii kuruluş toplantımız çok güzel oldu. Hatta ilk toplantıya Kıbrıs Komünist Partisi kurucularından ve AKEL'in de ilk sekreteri Plutus Servas da katıldı yaşlı haliyle. Ve güzel bir toplantı oldu. Ondan sonra bu Eylül'den sonra 3 tane büyük toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantıların ilkinde kuruluş ilkelerimiz konuşuldu, tartışıldı. Onu Türkçe, Rumca, İngilizce Kıbrıs basınına verdik ve büyük yankı uyandırdı. İkinci toplantımızda yazılı bildirilerle Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları olarak biz federal bir devleti nasıl düşünüyoruz? Bizim düşündüğümüz federal devlet de ne olmalıdır diye görüşler dile getirildi. Bunlar tartışıldı. Sonradan ben bunların çoğunu kendi notlarımdan yararlanarak Kıbrıs Türk basınında da yayınladım bu toplantıları. Üçüncü toplantımız sanırım Mausa kapısında olmuştu ve ilk defa Kıbrıs Türk muhalif siyasi liderleri Özgür Özgür, Alpay Durduran ve Mustafa Akıncı oraya davet edildi ve Kıbrıs Rum seyirciler önünde siyasi görüşlerini dile getirdiler, sorular cevaplandırdılar ve bunlar büyük yankılar uyandırdı bu çalışmalar. Arada tabii kültürel konularda, sosyal konularda buluşmalar oluyordu. Fakat hepsi için de bizden davet mektubu isteniyordu. Ve bazılarına izin veriyorlar, bazılarına vermiyorlardı. Bu arada tabii karikatürcüler ve Rum tarafındaki amatör ressamlarla birlikte bir de sergi açmıştık Mausa kapısında. Sonraki yıllarda Aziz Nesin Kıbrıs Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak Kıbrıs'a geldiği ve 3 gün boyunca gerek kuzeyde gerek güneyde Aziz Nesin'in toplantıları oldu, basın toplantısı oldu. Bunlar büyük yankı uyandırdı. Tabii federasyon karşıtı ve Taksim yanlısı Kıbrıs Türk liderliği olabildiğince bu çabalara çomak sokmaya çalıştı. İşte dediğim gibi bazen bu konularda izin alıyorduk, bazen almıyorduk. Hatta bir ara UNHCR'ın tıbbi toplantıları vardı ve ben bunlara
başvuruyordum ara bölgede, havaalanında toplantılar oluyordu. Ve diyelim ki 25 Kıbrıs Türk'ü başvurur, 24 kişi izin var, 25. bana yok diye daha başka toplantılar oluyordu. Örneğin iki taraftaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum doktorların bir işbirliği örgütünü kurmuştuk. Onları kuzeye davet ettik, kuzeydeki hastaneyi gördüler. Biz güneye davet edildik ama bize izin verilmedi, gidemedik. Bu kısıtlamalar yüzünden Dışişleri Bakanı'yla görüşmek istedim. O dönem atak oldu ve oraya gittik. Temas grubundan diğer arkadaşlarla birlikte ve orada Atakol'un bana dediği, ama her buluşmanızda Rum basını sizin işgal altındaki bölgeden geldiğinizi yazıyorlar ve siz hayır işgal altında yaşamıyoruz demiyorsunuz. Ben de dedim ki bu onların konuya bakış açısıdır. Ben her toplantıdan sonra bunu hayır öyle değildir diyemem. Kaldı ki bana sorarsanız işgal altındayız dedim. Bu sonun başlangıcı oldu ve akabinde öğrendiğim kadarıyla Rauf Denktaş'ı haberdar etmiş. İşte böyle böyle gruptan insanlar geldi, böyle dediler. Ve bunun üzerine Rauf Bey mektup yazmış. İzni veren, çünkü bizde önce Dışişleri Bakanlığı'na başvurulur. Ondan sonra çıkan izin sınır kapıları polis tarafından kontrol edildiği için orduya verilir. Ordu da polise iletir. O nedenle geçişlerimize yasak konuldu. İlk tabii bu kısıtlamalar olduğu için biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Yönetimi aleyhine İnsan Hakları Komisyonu'nda o dönem bir başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuz kabul edilmedi çünkü kuzeyde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin etki alanı altında olmadığı için reddedildi. Sonradan bu çeşitli benim çabalarım kısıtlandıkça en azından tıbbi toplantılarda da mesleki gelişimimin önüne engel konduğu için kendim kişi olarak başvurmak istedim ve zaten Rum basınından izliyordum. Rum tarafında bir uluslararası insan hakları derneği olduğunu öğrendim. Onlarla temasa geçtim ve onlar aracılığıyla İnsan Hakları Komisyonu'na dilekçede bulundum. Ve orada örgütlenme özgürlüğümün engellendiği doğrultusundaydı şikayetim. Çünkü işgal altındaki bölgeden sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aleyhine açılmış olan bu davada Türkiye Cumhuriyeti'nin seyahat özgürlüğü ile ilgili maddeye onay vermediğini öğrenmiştim. Onun için seyahat özgürlüğü değildi. Daha çok örgütlenme özgürlüğü için bu dava açıldı. Sanırım 1982 yılıydı ilk açılan dava. Tabii aradan 18 yıl geçti davanın sonuçlanmasından. Yanlış da hatırlayabilirim rakamları. Önce bu davanın başvurusu kabul edildi. Fakat arada Titin Aloysius davasının sonucu beklendi. Ve o davada kuzeydeki yönetimin Türkiye işgal yönetiminin bir alt yönetimi olduğu kararı çıktı. Subordinate Administration şeklinde. Ve bu maddeye dayanılarak benim güneye geçmeme ilişkin engellerin bu askeri idare ve Türkiye tarafından engellendiği mahkeme tarafından kabul edildi ve Şubat 2003'te dava sonuçlandı, açıklandı ve iki ay sonra da 23 Nisan 2003'te sınır kapıları açıldı. Davayı Türkiye adına İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunan eski emekli başsavcı Zaim Necatigil'dir ve Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kıskacında Türkiye diye bir kitap yayınlamıştır. O kitapta sadece benim davayla ilgili olarak 20 sayfalık bir bölüm var. 5. bölümde Yeşil Hattaki kapıların 23 Nisan 2003 tarihinde açılmasına Cavit An başvurusunda
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 20 Şubat 2003 tarihinde vermiş olduğu hükmün büyük etkisi olmuştur. Kapıların bu hükmünden sonra açılmasını bir rastlantı olarak görmek mümkün değildir, diyor konuya dahil olan başsavcı. Bir 18 yıl geçti dolu dolu ama ne yazık ki bu süre boyunca ben özlediğim örgütlenme özgürlüğünü gerçekleştiremedim. Çünkü her iki tarafta da etkin olarak işbirliği yapabilecek örgütleri pek bulamadım. Bu konuda 3 tane olumlu deneyimim oldu, olumlu veya olumsuz diyebileceğim. İlk deneyim Nöroloji ve Genetik Araştırmaları Enstitüsü'nde. 3 dönem, 3'er yıllık, 9 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ve ilginçtir, burada genellikle 2 Kıbrıslı Türk üyenin olması istenir. Ben 3. bir üye olarak ve Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun önerisiyle seçildim. Ve 3 dönem boyunca orada yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ki bu bana bu tür kurumların nasıl çalıştığı ve bürokratik devlet mekanizmasındaki zorluklar, güçlükler, kolaylıklar bu konuda büyük bir deneyim oldu ve oradan çok memnunum. İkinci katıldığım iki toplumlu örgüt diyebileceğim Doktor İhsan Ali Vakfı'dır. Onun da yönetim kurulu üyeliğini yaptım ve bir süre de başkan yardımcılığında bulundum. Fakat çalışmalarımız çok uzun sürmedi. Emekli Büyükelçi ve görüşmeci Mauro Matiste vardı yönetim kurulunda. Onlarla çalıştık ve bu arada da tabii EMİS diye bilinen radyo televizyondaki iki toplumlu programa da bir ödülümüz var. Sanırım ilk ödülüydü İhsan Ali Vakfı'nın. Orada bazı çalışmalarda bulunduk ama bir süre sonra başkan ve genel sekreterin istifasından sonra çalışmalarımız ne yazık ki durdu ve devam edemedi. Yeni bir yönetim kurulu oluşturamadık. Üçüncü çalışma da ya Mart'ta ya Nisan'da oluşmuştu. Tarihsel Araştırma ve Diyalog Derneği ve hemen o arkadaşlarla ben tarih konusunda da araştırma ve kitaplarım olduğum için, araştırma yaptığım için onlarla temasa geçtim ve bu Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği'nin başkan yardımcısı oldum ve orada da 3-4 yıl boyunca Avrupa Konseyi'nin Tarih Araştırmaları bölümüyle birlikte öğretmenler için çeşitli eğitim çalışmaları yaptık. İşte ortak tarih yazımı konusunda broşür hazırlamaları oldu. Orada da bir aktif görevim oldu ama sonradan arkadaşlar ara bölgedeki bir binanın alınıp dış yardımlarla yenilenerek bu amaçlar için kullanılmasını öngördüklerinde. Çünkü bizim çalışmalarımızın çoğu Litra Palası'da yapılıyordu ve orada da her toplantıda Birleşmiş Milletler'den izin almak gerekirdi. Daha bağımsız bir yer bulma çabası oldu ama ben kişi olarak dış yardımlarla toplumlar arası temasların yürütülmesine karşı olduğum için, çünkü daha önce de bu Conflict Resolution gruplarının çalışmalarını izlemiş ve basında eleştirmiştim yaygın olarak. İlkesel olarak karşı çıktığım için yönetim kurulundan istifa ettim ve ayrıldım. Bir İngiliz tanıdığım var. Kıbrıs'ın Dostlar Örgütü'nde Mary Southcott. Onun çok beğendiğim bir deyimi var. Kıbrıs sorununda 74'ten bu yana olan tek devrimci en büyük hareket kapıların açılmasıdır der ki, bana göre de öyledir ama ne yazık ki bunun değerini bilemedik. Şimdi pandemi nedeniyle kapıların kapanmış olması bize bunun önemini kavrattı ama ne yazık ki geçen 18 yıl boyunca bir arpa yol alamadık. Daha büyük beklentiniz var mıydı toplumlardan, örgütlerden? Çok büyük sessizlik vardır diye düşünüyorum. Şimdi aslında Kıbrıs Türk toplumuna, Rum toplumu içinde en yakın olan örgüt diye bilinen, tarihsel olarak ki 1958'e kadar AKEL'in ayrı bir Türk kolu vardı siyasi olarak ve Kıbrıs Türk işçiler de AKEL'e yakın olan PÖ örgütünde sendikalıydı ve örgütlüydü ama
1958'deki TMT terörüyle istifa etmek zorunda bırakıldılar ve Kıbrıs Türk liderliğinin politikasına destek beyan ettiler. O günlerin gazeteleri bu istifa mektuplarıyla doludur. Ve ben ilk aşamada ihtisas için bulunduğum Almanya'da, Demokratik Almanya'da AKEL'le bazı temaslarım olmuştu. Onlarla bazı yazışmalarım olmuştu. Ve ilk en çok talep ettiğim Türkler için bir toplantı yapılarak AKEL'in Kıbrıs Türkleri konusunda ne düşündüğü, Kıbrıs'ı Türklerin örgütlenmesi ve 74 öncesinde kesinlikle karşı çıktıkları federasyon çözümünün 74'ten sonra ki bu Makaryos'un 77'deki zirve toplantısında kabul ettiği bir ilkedir. 79'da da Kipriani bunu kabul etmiştir. Neden federasyonun zorunlu olduğunu Kıbrıs'ı Türklerine anlatma ve bunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda bir örgütlenmeye gitme çabası vardı ve AKEL'in Türk kolunun açılması için de çeşitli çabalarım oldu, yazışmalarım oldu. Ama ne yazık ki adaya gelene kadar ve adaya geldikten sonra hatta Christofias döneminde bile çabalarım oldu. Fakat bu mektupların hiçbirine yanıt alamadım. Ve ilginçtir, bunu şaka gibi de söylerim bazı arkadaşlara. Kapıları açan kişi olarak ne yazık ki AKEL beni bir kahve içmeye bile davet etmemişti bugüne kadar. Tabii görüşmelerim kendi gayretimle, bir iki kişiyle görüşmem oldu ama ne yazık ki sonuç alıcı olmadı. Kaldı ki AKEL'le olan bazı sorunların da çözümlenmesi, kişisel olarak çözümlenmesi için yaptığım çabalardan da bir sonuç alınmadı. Ve bu bana bir hayal kırıklığı olarak geldi. Tabii AKEL dışında da özellikle bizim temas grubunda ilişki kurduğumuz kesimler, AKEL'den muhalif olarak ayrılanlar, EDEK'ten muhalif olarak ayrılanlar ve liberal kişilerdi. Temas grubunun çalışmaları yasaklandıktan sonra güneydeki arkadaşlar Adisok Partisi içinde örgütlendiler ve ilk yapılan seçimlerde başarısız oldular, yeterli oyu alamadılar ve ondan sonra suçlu olarak partinin sol kanadı gösterildi ve bir kısmı partiden ayrıldı veya ayrılmak zorunda kaldı. Ve siyasi yönden güneydeki arkadaşlar bir sessizliğe gömüldü. Fakat kuzeydeki temas grubu arkadaşları da kendi partilerinin, diyelim ki TKP olsun, CTP olsun, Yeni Kıbrıs Partisi olsun, bunlar da kendi partnerleriyle birlikte temas etmeye başladılar ve bu şekilde temas grubu zaten yasaklıydı. 83 kapıların açılmasından sonra, 2003'ten sonra temas grubu faaliyetleri canlandırılamadı. Onun için gerek işbirliği yaptığım arkadaşlar, gerekse onun dışında benim temasta olmadığım kesimlerin kurmuş oldukları iki toplumda örgütlerin sanatsal çalışmalar veya sosyal çalışmalarla kısıtlı olduğunu ve esas gerekli olan anti-emperyalist, anti-faşist işbirliği ve federal çözümün geniş kitlelere temas grubunun ilkelerinde olduğu gibi kabul ettirme ve bunların propagandasını yapma, tartıştırma, en azından kapılar kapalıyken Mausa kapısında düzenlediğimiz toplantılar gibi kuzeyde izin verilmese bile güneyde siyasilerle yapılacak bu tür toplantılar zincirini ne yazık ki sürdüremedik. Ve bugün oldu hala daha federasyondan gerek Türk tarafının gerekse Rum tarafının anladığı farklı şeylerdir. Uzun yıllar geçti, Rum tarafı en nihayet federal devleti üniterden koparak kabul etti. Fakat şimdi de Türk tarafı baştan beri federal devlet tezi Türk tarafının görüşü olmakla beraber ki onda da samimi değillerdi. 1964 Eylül'ünde Büyük Millet Meclisi'nde İnönü'nün yaptığı bir konuşma var. Biz görüşmelere federasyon adı altında başladık, Taksim ile başlamadık. Çünkü esas fikrimiz Taksim'dir. Böyle bir görüş serdetmişti. O nedenle Crans-Montana görüşmelerinde geldiğimiz aşamada Kıbrıs'taki federal devlet anayasası bana göre yapılan Anastasiadis Akıncı görüşmelerinde anayasa bitmiştir. Bunu siz bir anayasa uzmanına verdiğinizde bir haftanın içinde bu anayasayı yazar. Ama önemli olan zihniyetlerdir. Özellikle Türk tarafındaki zihniyet Taksim'in ve 1974'te zorla yapılmış olan bu ayrımın devamını gerektiren bazı maddeleri anayasaya koymak istiyorlar. Kaldı ki Crans-Montana görüşmelerinde de Türkiye'nin adada kalıcı egemen bir askeri üs istediğine dair basın haberleri çıkmıştır. Şimdiki görüşmeler öncesinde de İngiltere'nin planından söz edilmektedir. Bunda da
devletlerin, toplumlara ait devletlerin işbirliği gündeme getirilmek isteniyor ki bu da konfederal bir yapıdır. Eğer geri 1970'lerde dönecek olursak ikinci harekatta, harekat öncesinde Kissinger'in söylediği gidin adayı alın, üçte birini alın Türk tarafına söylenen, biz size bunu şu veya bu şekilde federal bir devlet altında vereceğiz şeklinde çok veciz bir cümlesi vardır. Bu sürekli benim göz önünde bulundurduğum bir cümledir. Demek ki 74'ten bu yana var olan bu bölünmüş yapıyı şu veya bu şekilde federal bir isim altındaki, bence bu gerçek federasyon olmayacak, konfederal bir yapı olacaktır. Fakat bunu Rum tarafına nasıl kabul ettirecekler? Çünkü önemli olan bir de mülkiyet sorunu var. Mülkiyet sorunu çözümlenmedi. Kuzeyde Kakadece'nin elinde bulunan toprak 1,5 milyon dönüm Rum arazisidir. Güneyde bunun karşılığı olarak ancak 0,5 milyon dönüm Türk toprağı var. Eğer bunlar takas usulüyle çevrilse bile 1 milyon dönüm toprağın parası ödenerek alınması gerekecektir. Hadi bu yapılmadı, bazı sınır düzeltmeleri oldu ama iki taraf eğer kesinlikle etnik yönden ayrımcılığa tutulan, kuzeyde Rumların yaşamadığı, güneyde Türklerin yaşamadığı bir yapı oluşursa bu ileride herhangi bir aşamada pamuk ipliğine bağlı olduğu için kopacaktır ve Taksim hiç geri dönmeyecek şekilde kalıcılaşacaktır. O nedenle böyle bir anlaşma imzalanırken gerek içteki anayasal unsurlardaki ayrılıkçı yapılara dikkat etmek lazım. Ayrılıkçı yapıların olmaması gerekir. Gerekse de adanın bütünü üzerinde herhangi bir şekilde bir vesayetin olmaması lazım. Çünkü bildiğiniz gibi ada 2003'teki oylamayla Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Her ne kadar kuzeyde Avrupa Birliği yasaları geçirili olmasa da işgalin bittiği anda kuzeyde AB yasaları geçerli olacaktır. O nedenle önümüzdeki görüşmelerde, Nisan ayı sonunda yapılacak olan Cenevre görüşmelerinde Avrupa Birliği temsilcisinin de mutlaka söz alması ve en azından gözlemci olarak tartışmaları izlemesi gerekmektedir. Ama ne yazık ki gerek İngiltere gerekse Türkiye şu ana kadar Avrupa Birliği'nin gözlemci olarak görüşmelerde yer almasına karşı çıkmaktadır. Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs Konferansı'nın hemen öncesinde Ahmet Han'a zirveden olumlu beklentisi olup olmadığını da sorduk. Her iki taraf üzerinde de baskılar vardır. Her ne kadar Anastasis üzerine yapılan baskılarda onun desantralize federasyon dediğimiz merkezi yetkilerin olabildiğince az olan bir yapıyı benimsediği ve hatta bir ara bunu dillendirdiği ve Türkiye Dışişleri Bakanı'yla konuştuğu da basına yansımışsa da son tahlilde Rum tarafının merkezi idaresi zayıf olan bir federasyona onay verebileceğine, kaldı ki son Türk tarafındaki liderlik seçiminde iki devletliliği savunan Tatar'ın Türkiye'nin yardımı ve Türkiye'deki oyların da etkilenerek kuzeyde seçimlerde Kıbrıs Türk iradesini eklenerek değerlendirilmesi sonucu kazanmasıyla iki devletli yapının Rumlar tarafından kabul edilebileceğine ben inanmıyorum. Ha, ara bulucular var. Gerek İngiltere gerek Amerika, yeni Amerikan yönetiminin bu konudaki görüşü netleşmedi ama resmi olarak söylenen iki toplumlu federasyonun Amerikan ve İngiltere görüşü olarak hala daha kabul edildiği şeklindedir. Bakalım, yani benim görüşüme göre Türkiye Avrupa Birliği olan görüşmelerinde Kıbrıs sorunu elinde büyük bir koz olarak tutmaktadır. Avrupa Birliği'nden koparacağı tavizler karşılığında Kıbrıs'ta gerileme durumunda kalabilir. Ama bunu ne derece gerçekleştirebileceğini bir iki hafta daha bekleyelim. O zaman göreceğiz. Ama yani umut itibariyle ben çok umutlu değilim. Kaldı ki görüşmeler tekrar devam etsin. Federal çerçevede bir daha gayret gösterilsin dense bile Türk tarafındaki zihniyet değişmedikçe anlaşmaya varılabileceğine şahsen inanmıyorum. Çünkü aynı İki devletli konfederal çözüm Holbrooke döneminde de Amerikan Kıbrıs için Amerika'nın atadığı özel bir temsilci vardı Holbrooke. O dönemde de söylenmişti ve Holbrooke'un görüşü anlaşma görüşmeleri tıkansa bile yeniden oturup tekrar federasyonu görüşeceksiniz şeklindeydi ki bu
Ki bu da Kissinger'in öngördüğü şu veya bu şekilde federal bir çatının olması gerektiği şeklinde adayı bölenlerin tekrar birleştirme istediği inancındayım. Ama böyle bir anlaşma olsa bile bunun yürümesi için iki taraftaki demokratik federal güçlerin birlikte çalışma göstermesi ve artık etnik partilerde değil de federal çapta, bütün Kıbrıs nüfusunu kapsayan çapta partilerle bu işi federal mecliste yürütmesi gerektiğine inanıyorum.